Katılacaklarla dolmuştu ki daha önce 15 olarak belirtilen hareket saatinin 3 saat ertelendiği belirtildi. Ertelenme haberinin hemen ardından Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in Dışişleri Bakanlığı'na kendi başbakanıyla yaptığı görüşmenin uzayacağını belirttiği öğrenildi. Bu nedenden dolayı hareket saati ertelenmişti. Bu arada Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in Başbakan Erbakan'ı kabul etmeyeceği bildirildi. Ancak Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan görüşmenin gerçekleşeceğinden emin. Erbakan'ı yarın kabul edeceğinden dolayı. Bunu da açıkça ifade etmiş ama daha yarın tüm basın bunu görecek. Uçuş saatine az bir süre kala Başbakan Necmettin Erbakan, yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ile birlikte aynı anda ancak ayrı helikopterlerde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Hareketten önce Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Erbakan, Afrika gezisini savundu. Bizim için çok büyük potansiyel ihtiva eden ve dış ticaret dengemizi kurmamızda, aynı zamanda enerji ihtiyacımızı karşılamamızda çok büyük katkısı olacak olan bir Afrika'ya elbette sırtımızı dönemeyiz. Yapılan gezilerin tüm dünya tarafından önemsendiğini öne süren Erbakan, gezi konusunu eleştiren basını da kendi üslubuyla eleştiriyordu. Bütün dünya takdirle karşılarken size ne oluyordu? Siz oturduğunuz yerde kendi ülkenizi, kendi hükümetinizi, kendi yönetiminizi bir takım mevhum yerlere şikayet etmeye kalkıyorsunuz. Bu nasıl bir hastalıktır? Başbakan Necmettin Erbakan daha sonra kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak Afrika gezisinin ilk durağı Mısır'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Boeing 757 tipi bir yolcu uçağı Pasifik Okyanusu'na düştü. Lübnan'da genç bir kızın gözünden kristal dökülüyor. Walt Disney kahramanları 25 yaşında. Paris'te açılan otomobil fuarı nefes kesti. Ve şimdi de sırada dünyadan haberlerimiz var. Şili'nin başkenti Santiago'ya gitmek üzere Peru'nun başkenti Lima'dan havalanan Boeing 757 tipi yolcu uçağı Pasifik Okyanusu'na düştü. Kazanın duyulmasından sonra harekete geçen kurtarma ekipleri yoğun sis nedeniyle bölgeye ulaşamıyor. Bu nedenle uçakta bulunan 70 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Lübnan'da bir genç kızın gözlerinden kristal parçacıkları dökülmesi herkesi hayrete düşürüyor. ...12 yaşındaki kızın durumuna doktorlar henüz bir açıklama getiremedi. Genç kızsa kristal parçacıklarının kendisine acı vermediğini söylüyor. Walt Disney dünyasının sevimli kahramanları 25. kuruluş yıl dönümlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kutladı. Kutlamalara Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın eşi First Lady Hillary Clinton da katıldı. 1996 Uluslararası Otomobil Fuarı Fransa'nın başkenti Paris'te açıldı. Katılımın çok yüksek olduğu fuarda birbirinden ilginç otomobiller sergileniyor. En çok ilgiyi ise son model spor arabalar çekiyor. Sayın seyirciler, tüm dünyanın gözü Washington'da iki günden bu yana devam eden Arap-İsrail zirvesindeydi. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Washington'daki arkadaşımız Fuat Kozluklu'ya bağlanıyoruz. Fuat, iyi akşamlar. İyi geceler Defne. Bugün taraflar yeniden bir araya geldi, öyle değil mi? Neler oldu Fuat, bize anlatır mısın? Evet Defne, olağanüstü barış zirvesini organize eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, anlaşmazlık konuları üzerinde hiçbir uzlaşma sağlanamadığı halde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Filistin Özerk Yönetimi Lideri Yasser Arafat'ı bugün Beyaz Saray'da yeniden bir araya getirdi. Toplantıda Ürdün Kralı Hüseyin de vardı. Liderlerin aralarında görüşmelerinden sonra bir basın toplantısı düzenleyecekleri, Clinton'ın kapanış bildirisi okuyacağı bildiriliyordu. Ancak taraflar anlaşmazlık konuları üzerinde uzlaşamadığından bunların hiçbiri olmadı. Yalnızca fotoğraf çektirdiler Defne. Bildiri de yayınlanmadı, basın toplantısı da olmadı. Peki bir sonuca ulaşıldı diyebilir misin? Görüşmelere devam konusunda tarafların ikna edilmesi dışında barış zirvesinin pozitif diye nitelendirilebilecek bir sonucu yok demek daha doğru. Zaten zirve ümitsiz başlamıştı ve başladığı gibi de sona erdi. Şu sıralarda İsrail Başbakanı bir basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısı devam ediyor. Netanyahu'nun ilk sözleri, arada güven yoksa sorunlar çözülemez. İlk adım atıldı, iyi bir başlangıç olduğu şeklinde. Ancak Filistin yetkililerse İsrail'in taleplerini reddettiklerini, zirvenin başarısızlığına dair bir bildiri üzerinde çalıştıklarını söylediler. Çok teşekkürler Fuat. Gelişmeleri tekrar alacağız senden.
İyi akşamlar. İşlenmiş fındık ihracatı gittikçe canlanıyor. Pamuk piyasasına uygulanan fiyattan üretici rahatsız. Telefon bir ayda ikinci zammı gördü. Borsa, dolar ve mark yükseldi. Sırada ekonomi haberlerimiz var. Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye fındığı işlenmiş olarak ihraç ettiği takdirde daha fazla döviz kazanabiliyor. %10 seviyelerinde olan işlenmiş fındık ihracatı son yıllarda tesislerin artmasıyla birlikte %20'lere kadar ulaştı. Pamuk piyasasında uygulanan 73.500 liralık fiyat üreticinin maliyetini karşılamıyor. Pamuk ekim alanlarının daralması ve prim sisteminin kaldırılması da üreticiyi zor durumda bırakıyor. Türk Telekom'dan telefon tesis ve görüşme ücretlerine zam. Yeni tarife bugünden itibaren uygulamaya konuldu. Bir kontür telefon konuşma ücreti 2376 liradan 2600 liraya yükseldi. Küçük jeton 2500 liradan 5000 liraya, orta boy jeton 12500 liradan 20 bin liraya, büyük jetonsa 37500 liradan 50 bin liraya yükseldi. Yeni zamla 30'luk telefon kartının fiyatı 100 bin lira, 120'lik telefon kartının fiyatı ise 320 bin lira olarak belirlendi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birleşik Endeksi %3.5 oranında yükselerek günü 73.846 puandan kapadı. Serbest piyasada ise dolar 230 lira arttı ve 92.190 lira oldu. Alman markı 130 liralık artışla 60.430 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının fiyatı ise 46 bin lira arttı. 7 milyon 546 bin lira. Karanlık kapımızı çaldıktan ve iş işten geçtikten sonra yakınmanın bir anlam ifade etmeyeceğine inanıyorum. Laiklik konusunda kaygıya düşenler seslerini yükseltiyor. İstanbul ve Ankara'daki üniversite açılış konuşmalarının ana teması laiklik oldu. Türkiye demokrat, laik bir devlettir ve öyle kalacaktır. Yeni öğretim yılında sorunlar içinde giren üniversitelerde neden ana tema laiklik? Profesör Doktor Toktamış Ateş ve Profesör Doktor Burhan Şenatalar'dan ilginç açıklamalar az sonra. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. dönem 2. yasama yılına dün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in konuşmasıyla girdi. Cumhurbaşkanı zaman zaman milletvekillerinin alkışlarıyla kesilen konuşmasında meclisin demokrasinin mabedi olduğunu söyledi ve demokrasi ve laiklik ilkesinden vazgeçmeyiz dedi. Bugünse üniversiteler açıldı ve laiklik konusunda kaygıya düşenler seslerini yükselttiler. İstanbul ve Ankara'daki üniversite açılışlarının ana teması...